Soruların var. Soruyorum günün en önemli <laughs> sorusu hatta püf noktası sevgili Selahattin Dönmez diyor ki incecik bir bele sahip olabilirsiniz ama yapmanız gereken şeyler var. Bunlara bir bakmak istiyoruz birlikte Tabii. özellikle bel bölgesine spesifik olarak birazcık bugün ele almak Hı -hı. istedik. E, hepimiz ince bir bele sahip olmak isteriz ama çok da kolay değil. Ama dikkat edeceğimiz birkaç tane husus var. İlk yere başlayalım Hemen. tuz konusu. Türkiye'de tuz çok fazla tüketiliyor. Bizim salt bir SALT2 çalışmalarımız var. Ayrıca TBSA çalışması diyor ki işte 15 gramda 13 gram 10 grama kadar düştü. Şunu unutmayın tuzlu tükettiğiniz zaman daha fazla yemek yersiniz. Tuzlu aşırı tükettiğimiz evet. Tabii. Aşırı miktarda kalori alırsınız. Ve tuzun cinsi ne olursa olsun sofra tuzu biliyorsunuz. Deniz Şu, tuzu var. Hmm. E, ayrıca Himalaya Kayası, tuzu var. kaya tuzu var. Şu, bunu da açıklayalım. Tuzun aslında günde bir tatlı kaşığı kadar yani silme tatlı kaşığı kadar tüketmelisiniz. Daha fazla tüketmenin bizim vücudumuza yararı yok. Tuzun çeşidi iyotlu olduğu müddetçe hangi cinsi olduğu çok önemli değildir. Evet. E, Himalaya da kullanabilirsiniz fakat çok pahalı bunlar. Yani sofra tuzunu kullanmanızı tavsiye ederim. Günde bir silme tatlı kaşığı. İyotlu. Peki ne yapıyor? Iotlu olmasını istiyorsun. Evet. Peki. E, özellikle tiroidden endemik e, Guatr'dan korunmamız için çok önemli. Peki tuz için bu kadar sıkıntı? Ya çok özür diliyorum. Her tuzda iyot yok mu peki belli miktarda? Yok. Sadece sodyum var. Bütün tuzların içerisinde sodyum var. İyotla zenginleştiriyoruz biz onu. Anladım. Dışarıdan iyot e, ekliyoruz. Zenginleştirilmiş tuz kullanmamızı öneriyorsunuz. Evet. Öneriyorsun Mesela özellikle. demirden zenginleştirilmiş tuzlar var. Özellikle Hı -hı. anemiler için çok önemli. Hı -hı. E, hamilelik dönemindeki kadınlar kullanabilir. Ama iyotlu ve demirden zenginleştirilmiş tuzlar var. Bir de sodyumu azaltılmış, potasyum eklenmiş tuzlar var. Yani çok çeşitli de tuz var. Aslında markete gittiğimizde e, arkalarına etiketlerini okuduğumuzda görürüz. Fakat biz hep duyarız? Yok. Kaya tuzu da Çok fazla tüketin. Himalaya tuzu çok sağlıklıdır. Evet sağlıklı ama sofra tuzundan tek farkı biraz mineral dengesinin daha yüksek olmuş daha olması. Daha zengin olması. Ama bir tatlı kaşığı tükettiğimiz için ben mesela hiç evime daha bugüne kadar Himalaya tuzu almadım. Kaya tuzu ve normal sofra tuzu alıyorum iotlu tuz olarak. Zaten çok az kullandığımız için de evet. e, o tuz bizi uzun bir süre yapıyor. Peki yetiyor. Peki ne yapıyor bu tuz? Tuzun fazlası ne yapıyor bir ona bakalım. değil mi? Tuzla ilgili yapılmış en önemli çalışma 2020 yılında yayınlandı. Tuzlu yiyeceklerle az tuzlu ve tuzsuz yiyecekleri karşılaştırdılar kilo evet. verme sürecinde. Şunu gördüler tuzlu yiyecekler normal kalori alımından bağımsız evet. olarak bel bölgesini de yağlandırdığını. Tuz. Bildiğimiz tuz. Kalorisi sıfır ama bel bölgesinde yağlanma artırıyor. O yüzden sadece bel bölgesinde değil genel yağlanmayı da artırıyor. Hı hı. O nedenle mümkün olduğunca ekstra tuz sofralarınıza koymayın. Yemekleriniz tadında tuzunda olsun. Fakat e, günlük salatalara, yemeklere, sebzelere, çorbalara bütün hepsine birlikte bir silme tatlı kaşığını geçmeme kaydıyla tuz kullanımına öz önem sorayım. vermemiz gerekiyor. Peki fazla tuz tüketimi şunlara neden de olabiliyor. Bir kere hipertansiyon. Bu bizim için en önemli en tehlikelisi. sorun. En Aynen sigara nasıl akciğer kanserine neden oluyor ise tuzun fazla tüketiminin birincil hastalığı hipertansiyondur. Özellikle esansiyel hipertansiyon dediğimiz vücudumuzun yaptığı tansiyonda tuzu fazla tüketmek zorunda ama tuzu kestiğin zaman tansiyon düzelmiyor. Bir de diyete bağlı tansiyon yüksekliğiyle gidenler var. Orada tuzu azalttığınızda tansiyonunuz tamamen normale geliyor. Esansiyel hipertansiyonda ilaç çok önemli ve fazla tuz almamak ama diyete bağlı hipertansiyonda tuzu kaldırmak bu çok önemli bir davranış olmalı. Evet. Hipertansiyon Türkiye'de de e, kalp hastalıkları ve serebrovasküler hastalıklar için en önemli risk faktörü. Biz biliyorsunuz artık yaşlanan bir toplumuz. Genç nüfus birden artık orta yaşa sonra da yaşlanmaya geçiyor. O nedenle beslenme alışkanlıklarımızı biz 20'li yaşlarda ne kadar sağlıklı yaparsak 40'lı 50'li 60'lı yaşlarda da beklenen yaşam süremizin de uzamasını sağlarız. O yüzden tuz konusunda burada çok dikkat etmek gerekiyor. Evet mide kanseri karşımıza çıkıyor. Yani ne kadar tuz tüketebiliriz ki mide kanseri olur? Günde 8 gram, 9 gram, 10 gram, 11 gram tuz tüketimi mide kanseri için büyük bir risk faktörüdür. Özellikle bunu nereden alıyoruz? İşlenmiş etlerden test alıyoruz işte. Fast food'dan patates kızartması çok doğru. Ayrıca şey tuzlu kurabiyeler. Şimdi sağlıklı yemek tarifleriniz şeflerimiz çok güzel sunuyorlar. Biz beslenme uzmanları yapmaya çalışıyoruz. Sizin gibi çok değerli televizyon ekran yüzleri sağlıklı beslenme ile ilgili müthiş tarifler geliştiriyor. Aslında onları takip ederim çünkü fırıncılık ürünlerinde tuz çok fazla Biz ekmekte bile tuzun azaltılması için 2014-2015 yılında Sağlık Bakanlığı Tarım Bakanlığı ile birlikte bir aksiyon geliştirdik ve tuzları ekmeklerden azalttık Çünkü en fazla ne güzel. ekmek tüketiliyor. Ne kadar önemli. İkincisi ne yaptık, e, zeytinleri tüketirken dikkatli olun dedik çünkü tuz salamura zeytin çok tüketimi vardı. Hmm. Suya koymak ve tuzunu azaltmak. Üçüncüsü salçadan çok fazla alıyoruz ki salça hmm. çok önemli bir yiyecek le yemeğin lezzetini veren en önemli Her besin. Her yemekte var neredeyse. Evet. O yüzden mesela salçalı yemek varsa tuz kullanmamak hmm. çok anlamlı bir şey. Hmm. Eğer tuzlu yapılıyorsa çünkü bazı domates salçaları çok tatlı olur tuz olmaz içinde. Hmm. Tadına bakarak yani. Günlük bir tatlı kaşığı silme tuzlu kullanabilecek Ezbere düzeyde olmalı. Ezbere koymayalım çünkü başka şeylerden de tuz evet, alıyoruz. Mesela biz yemeklere salça koyuyoruz kendi evimizde ve e, ben kendim özel e, danışanlarıma da onu öneriyorum. E, muhakkak salçalı yemeklere tuz koymayın. Zaten salatalara tuz koyuyoruz o zaman. Ekstradan bir tuz koyduğumuz bir limon, tuz, evet. nar ekşisi, bir zeytinyağı mutlaka kullanıyoruz soslarda. O yüzden e, ekstra tuz almamak en önemlisi. Ama dediğimiz gibi tuz... Mide kanseri için ciddi bir risk faktörü. E, böbrek hastalıkları ve albuminüri. Min, evet, albuminüri. Şimdi böbrek hastalıkları ve albuminüri hepimizin yaşadığı şeyler değildir Nedir ama. Nedir albuminüri? E, i̇drarda e, aslında protein kaçağı diyebiliriz. Hmm. E, i̇drarda albumin denilen bir protein çeşidinin fazla atımı. Bunlar genelde şöyle oluyor. E, kalıtsal e, ailesel bireylerde özellikle küçük yaşta albüminüri geçirmiş olan kişilerde hı hı. çok ciddi bir risk faktörü kronik böbrek yetmezliğine geçmesi açısından Türkiye'de de böbrek hastalığı sıklığı çok fazla. O yüzden o hastaların özellikle tuz tüketimine dikkat etmesi gerekiyor. Evet, kalça kırığı ve osteoporoz ve aynı zamanda obezite içinde bir risk faktörü evet. tuz. Şimdi incecik bir bel için yapmamız gerekenleri de konuşacağız tabii ki. Çok güzel bir önerisi var sevgili Selahattin Dönmez'in. Çörek otu yığ evet. ve zerdeçal kürü yapın diyor. Bu kür nasıl yapılır? Ne kadar yapılır? Ne, neden yapalım? yapabilir? Neden yap? Ne kadar zaman sonra etkisini görürüz gibi evet. sorularımız da Geliyor. Tabii ki. Zaten bizim en önemli şey bu sorulara yanıt verebilecek düzende ve sağlıkta bir formül geliştirmek. Evet, Şimdi evet. çörek otu yağının en önemli özelliği değerli izleyiciler, bir kere vücudun toksin atımını arttırıyor. Çörek otu yağının içindeki yağ asitleri vücutta yağ yakımını arttırıyor ve çörek otu çok güzel bir detoks etkisi yaratıyor. Zerdeçalın içerisindeki madde ise çörek otunda timokinon denilen bir madde var. Zerdeçalda da Kurkumin denilen bir madde var. Bunların ikisi bir araya geldiğinde müthiş bir bir e, tok kalma, iki bel bölgesindeki yağ azaltma, üçüncüsü e, biliyorsunuz zayıflama diyetinde yiyecekleri miktarını azalttığımız için en önemli sorun e, tuvalete çıkma sorunu, sıklığı azalıyor, volümü azalıyor. O yüzden onu da engellemek açısından bunu kullanmakta fayda var. Çok Peki. Güzel. Aşırı açlık ataklarını olduğunu hissettiğiniz zaman ben bir tatlı kaşığı almak istiyorum. Hemen orada var hocam. Şurada var ama bu birazcık şey. Beğenedim derin mi? olan. Yok yok e, beğenmedim değil. Derin değil. <laughs> evet şöyle yapalım iki tamam hemen koyarız evet içine. Şöyle birazcık ha, da karıştıracağız. Ha, böyle bir şey. Evet. Hmm, çörek otu yağına bir parça zerdeçal ee, eklediniz. Daha sonra Onu bunu... ben mi içiyorum şu anda? Ben içeceğim şimdi. Niye ya? Benim belim incelsizsin. <laughs> Benim bel yok, sizde de yok. Biz değil ki. Ayşe abla sen gel hiç falan. i̇şte işte tamam. Evet. Bir kere tadı neye benziyor biliyor musunuz? Ya dur içelim ya bir tane dur. Ee, bizim <laughs> e, Hatay'ın <laughs> çok güzel bir şeyi vardır. Ee, baharat karışımı. Evet. Ona benziyor. Şu mu? Muhteşem evet. Azıcık daha koyayım mı acaba? Çok az daha koyabilirsin. Şöyle bir şey yapıyoruz. Harikasın. Peki. Çalacağım. nasıl dökmeden ben <laughs> Evet, bir tatlı kaşığı içtiğinizde özellikle öğünden önce. Oy, oy. <laughs> Birazcık su alır mısın? Alırım. Ay. <laughs> Seni titrettiğine göre... Çörek etini, et. çörek, et, çörek et şey yapsa olmuyor muydu? O ol, Olur zor muydu? olur. o, ol, olur. <laughs> o zor olur. <laughs> Ay. Ama en güzeli bu. Ee, çok e, etkindir. Ee, özellikle ben bu kadar öyle... keskin bir şey beklemiyordum. <laughs> evet. Nedense Ama kafamda böyle çok yoğun... soyalı, aşırı güzel soslu bir şey vardı. Çok ayak kırıklığı yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> Ama tamam. Ama <laughs> tamam. <laughs> Şimdi bir tatlı kaşığı kadar tükettiğinizde özellikle evet. öğle yemeğinden önce, aralarda, akşam yemeğinden önce tüketebilirsiniz. Müthiş olumlu etkisi var. Bu çörek otu yağ kürü... Yaklaşık bir hafta boyunca yaptığınızda etkisini görmeye başlarsınız. O yüzden düzenli yapmanızı tavsiye ederim. Günde kaç kere açım? çörek otu beğenip beğenmeyenler kere. bitter çikolata yiyebiliyor galiba üstüne. Yiyebileceğiz <laughs> bir dakika bir dakika. Yiyebilir. Tatlının Aslında en söyledim. güzel alternatifi bitter çikolata. Ee, şu şeyi bir kere söyleyeyim tam net olarak. Yani Hı -hı. fazla kaçmasın hani e, faydasını verebilecekler doz ne kadar? E, günde iki tatlı kaşığı bence ideal dozdur. Fakat kahvaltı öğle ve akşam olarak da zaten tatlı kaşığı biliyorsunuz 4-5 mililitre. Evet. Toplam biz 15 mililitreye kadar günde öneriyoruz çörek otu yağını. Boğazınızı biraz yakar. Ee, bir de antiviral etkisi var zaten. Çörek otu, otu e, yağını çörek yağını. zamanda ve tabii ki de zencefilinde, evet. ee, zerdeçalında. Şimdi... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.